Kürsüde konuşma yapan Atilla, vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür edip İzmir'in her yerini miting alanına çevirdiğini dile getirdi. Bugün burada olan değerli hemşehrilerime katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizleri balkonlardan izleyen, dükkanlarından izleyen değerli esnafımıza da iyilikler ve kolaylıklar, bol bereketli günler olsun diyorum. Değerli hemşehrilerim, yağmurdan dolayı hepimiz ıslanmıştık. Burada ilk başladığımız gün bereketli oldu. O bereket sayesinde diğer 29 ilçemizde de her gün bir miting alanına çevirdiğimiz İzmir'imizin her yerini... Atilla konuşmasında projelerinden bahsederek her anlamda kalkınmak için yola çıktığını söyledi. İzmir'in en önemli sorunlarından biri olan ulaşımı rahatlatmak, altyapıyı daha iyi kullanılır hale getirmek ve körfezimizi de hep birlikte İzmir'in gerdanı haline getirmek, çocuklarımızın yelken yaptığı, ulaşımda vapur seferlerinin arttığı, kent taksisi olarak karşıdan karşıya, karşıya kadar konağa kavuşturduğumuz ve ulaşım sorunu çözdüğümüz bir dönem olsun diyoruz. Hemşerileriyle bir araya geldiklerini ve dertleştiklerini dile getiren Atilla, ortak akıl vurgusu yaptı. Bizim hep söylediğimiz ve yönetim tarzında farklılık ortaya koyduğumuz ortak akıl bizim birinci maddemiz. Ortak akıl toplantıları yaptık, bütün hemşerilerimizle dertleştik, beslendik, onları dinledik, biz kendimizi anlattık, düşüncelerimizi anlattık ve 30 ilçe arasında birlik ve beraberliğimizi arttırıp birbirimizi dinleyip ve bütün bu dönemler sonunda da inşallah bunu da dolu dolu bir hizmet dönemine kavuşmaya özlemle ve sabırla bekliyoruz. Öte yandan Atilla, Suudi Arabistan'da iptal edilen maç hakkında ise çarpıcı açıklamalarda bulundu ve İzmir'in Atatürk Stadı'na ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'mizin iki tane güzide kulübü, Galatasaray'ımız ve Fenerbahçe'miz hangi akla hizmettense Cumhuriyet'in 100. yılında Suudi Arabistan'a gitmek zorunda kalıp ve milli maç müsabakası için buralara gitmek zorunda kaldılar. Şimdi buradan bir kere daha söylüyorum. Bizim bütün güzide kulüplerimiz, hepsi bizim renklerimiz, hepsi bizim değerlerimiz. Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'de Türkiye'nin diğer kentlerinde yapılması gereken Süper Kupa maçının yanlışlıkla oraya götürülmesi ve bunun üstüne de Atatürk'ümüzün, İstiklal Marşımızın tartışılmasını kabul etmiyoruz. İzmir'e yakışır, hep birlikte Spor Bakanlığımızın da herkesin katkı sunduğu bir İzmir Atatürk Stadı'na ihtiyacımız var ve Türkiye'nin ve Avrupa'nın takımlarının finaller oynadığı ve bizim çocuklarımızın burada en iyi şekilde temsil edildiği bir dönem olsun istiyoruz.